Merhabalar. Size bugün çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Mars. Mars gerçekten hepimizin hayatında inanılmaz etkiler ortaya çıkartıyor. Mesela ben eğer 7. evimde Mars'ın olduğunu görürsem hemen sevgilime diyorum ki dur, 7. evimde Mars var, o yüzden böyle agresifsin. Çünkü gerçekten Mars hangi evimize gelirse orada bir aktiflenme, orada bir savaş, şiddet ve çok eril bir enerji ortaya çıkartabiliyor. Ve tabii hareket ve canlılık katıyor. Orayı canlandırıyor, aktifliyor. Mesela 1. evinde Mars olan insanlar yerinde duramaz ve çok böyle enerjiktir. 7. evinde Mars olan insanlar biraz ilişkisinde agresyon yaşayabilir ama karşısına da aynı zamanda çok eril enerjili insanlar gelir. 9. evinde eğer Mars varsa babası çok erildir. 4. evinde Mars varsa annesi zor şeyler yaşayabilir, şiddete maruz kalabilir veya sert bir karaktere dönüşebilir veya sert bir karakterdir gibi çeşitli etkiler var. Eğer 2. evinde mesela para evinde Mars varsa o zaman da kişi birazcık kırıcı konuşabilir ama aynı zamanda farklı anlamlarda da güç verir çünkü ikinci ev aynı zamanda pek çok şeyi temsil ediyor. Bunlardan bahsediyorum. Şimdi bunu söylemeye utandım. Neyse. Şimdi size özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Kendi astrolojik haritanızda Mars'ın hareketinin farkında olun. Eğer ki Mars'ın hareketinin farkında olursanız her şey bambaşka olur. Vedik astrolojiye göre söylüyorum tabii. Mars 27 Ağustos 2017'de Aslan'a girdi. Sonra özellikle 13 Ekim 2017'de Mars Aslan'dan Başak'a girdi ve 30 Kasım 2017'de de Mars Terazi'ye giriyor. Terazi burcuna yani. Bu her girdiği evde benim daha önceki anlattığım videolardan bakın hangi ev ne ona göre özellikle onunla ilgili farkındalık geliştirebilirsiniz. Eğer ki ev ev anlatmamı istiyorsanız da yazın sizin için ev ev anlatırım. Ama tabii ayda bir değiştiği için de ona göre yorumlayacağım. Belki onun üstünden diğerlerine de siz yorumlarsınız. Ya da çok isterseniz her ayda anlatırım. Yeter ki isteyin. Mars'la ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mars özellikle hangi evinize gelirse gerçekten orada çok büyük bir etki ortaya çıkartıyor ama özellikle ilişkiler ya da birilerini temsil eden bir eve geliyorsa mesela 3. ev sizden küçük kardeşleriniz, 11. ev sizden büyük kardeşleriniz, 4. ev anneniz, 9. ev babanız, 7. ev ilişkide olduğunuz insanlar, 10. ev kariyeriniz ve kariyerinizde olduğunuz insanlar, o insanlarla bazı agresyon, o insanlardan size ya da sizden onlara bazı gerginlikler yaşayabilirsiniz veya o insanlar ortada yoksa ortaya çıkabilirler. Aranızda bazı şeyler gelişebilir. İçinizde onlarla ilgili bir öfke ortaya çıkabilir. Bunun farkında olun. 12. ev mesela düşmanlardır. Düşmanlarınıza çok daha fazla öfkeli olabilirsiniz. Onlar da size karşı. O yüzden bunların hepsinin farkında olmanız gerçekten sizi çok olumlu yönde etkiler. Ve bunun farkında olarak bunun aslında bir aylık yani geçici bir süreçlik bir etki olduğunu farkında olursanız da bundan özgürleşebilirsiniz. Orada yanlış bir şey yapmamış olabilirsiniz. Tabii doğru yanlış diye bir şey yok ama farkındalık her şeydir. O yüzden Mars'ın da farkında olun. Sizi çok seviyorum. Tadesati videomu da mutlaka seyredin. Çevrenizde zor şeyler yaşayan insanlar varsa mutlaka onlarla da paylaşın. Sizi seven bir can.